Bedevi Hazretleri bu eserlerinin ekserisi ilhamen yazdırıldığı için adeta bir şifre gibidir. Olduğu gibi okunduğu zaman adeta büyük bir manevi füyüzat geliyor. Ama siz onların o kelimeleri değiştirirseniz adeta o füyüzat kesiliyor. Onun için sadeleştirme olamaz. Hatta Fethullah Hoca Efendi de diyor ki o süpeküle bir mevzudur diyor. Yani sonra ihlas edilmiştir ve bir nevi İncil'e döner diyor. Yani evet. Eğer kelimeleri değiştirirseniz. Bakıyorsunuz bir kelimeyi değiştirdiniz. Başka birisi geldi dedi ki yok bu kelime olmadı. Başka kelime koyar. O biri olmadı olmadı. Bakıyorsunuz mesela Muhittin Arabi Hazretleri derler ki eserlerini çok tahrif etmişler derler. Evet. O artık tamamen tahrif olur ve bugünkü İncil'e döner. Ki biliyorsunuz 4000 İncil'den 4 tane İncil seçtiler. Onun için katiyen şey değil. Hatta Bizans Hazretleri zamanında da böyle bir hadise olmuş ve Bizans Hazretleri de kabul etmemiş. Evet. Kitap sadeleştirme aynı bu. Kitap sadeleştirme süpeküle bir meseledir. Mevzudur. Tercüme edilen eserler bir bakıma İncil akıbetidir. Her sadeleştirmede de birçok tavizler verilir ve açılan kapı da kapanmaz. Risalelerin en ağır yerleri Yemedrese Yusufiye'de yahut da 10-12 hastalığın insanın üzerine abandığı dönemlerde katip usul yazılmıştır. Katip usulü demekle Hoca Efendi nurların tamamen ihtiyarı haricinde mahza ilham-ı ilahi olarak olduğu beyan etmektedir. Yazılışında dahi bir hikmet vardır. İslam'a doymuş ve dolmuş insanlar olmak için bu kitapları mukayeseli olarak en az 5 defa okumak gereklidir. Yani 5 defa külliyatı okumak gereklidir. Bir ara 3 defa okumak da olur demiştim. Üstadım beni rüyada iken ikaz etti. Tekrar bu sayıyı 5'e çıkardım. Kitapları iyi anlayan ağabeyleri ve kardeşleri bulmaya çalışın. Ve mütalaa edin. Risale-i Nurlar çok kıskançtır. Risale-i Nurlar çok kıskançtır ve kendine aşık olmayana yüzündeki peçeyi sıyırmaz. Demek açılmaz anlamında aşkla, yani. Aşkla, şevkle, zevkle ve muhabbet samimiyetle okumak lazım. Okumak lazım. Efendim böyle bakayım ne varmış gibi bir tenkit gözüyle olursa hiç açılmıyor. Ve efendim işte çok ağdalıdır, çok kelimeler anlamıyorum diye bırakır. Ama aşkla şevkle okundu mu muazzam kelimeler ve bugün bakın milyonlar insanlar okuyor. Okumadan mı, anlamadan mı okuyor? Değil mi efendim? Evet. Mütalaa edin. Kitapları iyi bilen ağabeyleri ve kardeşleri bulmaya çalışın, mütalaa edin. Risale-i Nur çok kıskançtır ve kendine aşık olmayana yüzündeki peçeyi sıyırmaz. Müellif-i Muhterem'in neşredilmemiş eserlerinden tutun da Lenin'e, Freud'a, Marx'a kadar hepsini okudum. Dedim ki onların da yollarını, taktiklerini öğreneyim ama şimdi diyorum ki bu kitapları yani Risale-i Nur'ları en az 5 defa okuyun, başka bir şey istemez. Risaleleri şu zamanda iyice anlamadan başka şeylere tevessül ederseniz bir yerde mutlaka mantık hatası yaparsınız. Eğer siz İstanbul'da üçlerin, Urfa'da ikilerin elle sayıldığı bir dönemi idrak etmiş olsaydınız şimdiki şu halde şükreder ve vefa ne demektir o zaman anlardınız. Yani hakikaten biz ilk başlandığı zaman Ankara'da 15 kişiydik. Belki Urfa'da birkaç kişi, İstanbul'da birkaç kişi. Fakat elhamdülillah hapisler, tevkifler, her türlü zorluklar hiç yıldırmadı o zamanki kardeşlerimizi. Ve elhamdülillah ve bundan dolayı bir vefa, bir gayret, bir himmetle, fedakarlıkla gidildiği için Cenab-ı Hak bugün bu serbestiyet neticesini ihsan etti.